olduğumuz klavye kısa yolları ile bugün size ufak bir uygulama yapacağız. O zaman Word dosyasında uygulamamıza başlayalım. Word dosyamızı açıyoruz. Ctrl C tuşu ile başlayalım. Ctrl C tuşu seçmiş olduğumuz öğeyi kopyalıyordu. Buradan ilk paragrafı seçiyorum. Ctrl C yapıyorum. Aşağıya geldik sonra diğer öğrenmiş olduğumuz Ctrl V yapıştır tuşuyla seçtiğimiz yere yapıştırıyorum. Diğer biri Ctrl A tuşunu uygulayalım. Ctrl A tuşuyla tüm metni seçiyoruz. Seçili hale getirdi. Şimdilik de diğer öğrenmiş olduğumuz Ctrl X tuşuyla seçmiş olduğumuz hepsini buradan kesiyoruz. Tekrar bu kestiğimizi yapıştıralım. Ctrl V tuşuyla. Şimdilik Ctrl Z tuşunu yapalım. Ctrl Z tuşu yapmış olduğumuz işleri geri alıyordu. Ctrl Z yaptığımızda yapıştırdığımız metin geri gitti. Ctrl Y tuşu da geri aldığımızı bir adım ileri alıyordu. Ctrl Y ile tekrar eski haline getirdik. Ctrl S tuşu da yaptığımız değişiklikleri kaydediyordu. Ctrl S yaparak yaptıklarımı kaydettim. Alt F4 yapıyorum. Alt F4 tuşu uygulamayı kapatıyordu. Alt F4 tuşu ile uygulamayı kapattım. Diğer bir tuşumuz F2 tuşu. F2'ye basıyorum. İsim değiştirmemizi sağlıyordu. Tekrardan uygulama bitti diye yazıyorum. Enter'a basıp onaylıyorum. Bu videomuzda klavye kullanımını ve kısa yollarını örneklerle gösterdik. Anlatacaklarımız bu kadar.